şu anki mevcut binamız şartlara uygun değil. Potansiyeli de yüksek bir adliye olduğu için adliye binası yetersiz kalmakta. Odalarımız yetersiz, duruşma salonları yetersiz, baro odaları yetersiz. Tabii dolayısıyla personel sağlıklı şekilde iş yapamıyor. Tabii kalemlerde duruşmalar oluyor genelde. Adliye duruşma salonları yetersiz olduğu için. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Bunun için bakanlığın devreye girmesi lazım. Adliyesi acizler merkezi olması sebebiyle yoğun bir adliye, yani kalabalık bir adliye. Mevcut bina da bir adliye konseptinde dizayn edilmediği için bu sıkıntıları tabii gün geçtikçe, ilçe büyüdükçe, nüfus büyüdükçe, dosya sayısı arttıkça daha fazla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla müstakil bir adliye binasının yapılması bütün sorunları çözecektir. Midyat Ağır Ceza Merkezi 60'lı yıllardan beridir. Burada Ağır Ceza Mahkememiz var. Yani bir komisyon var burada. Mardin ilçeleri içinde Ağır Ceza Merkezi olan tek yer Midyat. Yapılan bu adliye binası 15 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyor. İlk yapıldığı dönemde ihtiyaca yeter bir durumdaydı. Ancak hem ilçedeki avukat sayısının fazlalaşması hem de adliye birimleri içinde denetimli serbestlik şube müdürlüğünün de açılmasıyla artık bu adliye binamız ihtiyacı karşılamaktan uzak hale gelmiştir. Biz istiyoruz ki insanların hak arama, adalet arama binası olan bu adliye elverişli, fiziki olarak da elverişli bir durumda olsun. İlçemiz sürekli genişliyor, yapılaşma da ileri safhada. Bunun ilçenin gelişiminin gerisinde kaldığını düşünüyoruz bu adliye binasının. İlçenin gelişimiyle paralel ihtiyaca da yeter. Medeni ülkelerdeki gibi güzel bir adliye istiyor. Midyat mimarisine özdeşen bir adliyenin yapılmasının taraftarıyız. Bu da en güzellerin eski devlet hastanesinde olduğu yere inanıyorum. Çünkü kişi yani Midyat devlet hastanesinin yeri hem Midyat hastanesidir. Hem insanlara yakın hem de güzel bir mimari olduğu zaman Midyat'ın kültürüne, mimarisine ve görüntüsüne de çok büyük katkı sunacağını tahmin ediyorum. Midyat devlet hastanesinin yeri çok harikadır. Yani bu eğer şayet oraya güzel bir adliye yapılırsa, adliye içinde de güzel bir uzmanlar yapılırsa hem Midyat'a çok yakışır hem hakim çocuğuna da yakışır. Çünkü onlar sonuçta adalet dağıtıyorlar. En iyi imkanlarda, en iyi koşullarda yaşadıkları zaman daha sağlıklı düşünebilirler, daha insanlara verimli olabilirler. Çünkü bir saatlik adalet 70 yıllık ibadet bedelidir. Bu adaleti dağıtan insanların da çok iyi ortamlarda, çok iyi şartlarda büyümeleri ve psikolojik olarak da rahat olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bir de sarısındaki hastane yeri hepsinden daha güzeldir. Hem lojmanlarıyla, hem adliyesiyle, hem sosyal desteğiyle bir şey yapıldığı zaman en azından bu Midyat'ın kalitesini de arttıracak. Bir de artı Midyat'ın bu dedim ya Midyat taşıyla yapıldığında mimariye de eşleşecek. İşte Midyat Belediyesi'nin yapımı Midyat'taki mimariye özgündür. Orada öyle yapılırsa özgündür. Şimdi Tümat Konağı kaplama taş yapılıyor. O da özgün olacak. Bu tür çalışmaları devletin yapması lazım. Çünkü biz halkın önderleri olması gereken kurumlar kimdir? Adliyedir, belediyedir, hükümet konağıdır, savcılıktır. Bunlar olduğu zaman vatandaşlara baka baka daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Ben mevcut binanın ıslah edilse bile yetersiz olduğunu düşünüyorum. Adalet bizim insanımızın, bizim vatandaşımızın umudunun en son aşaması. Yani bu anlamda bizim ilçemizdeki en görkemli binanın adaleti sağlaması adına en görkemli bina olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bizim binamızdan, hükümet konağından daha ihtişamlı, daha iyi hizmet verilebilecek, daha iyi sonuç alınabilecek bir yer olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da yani adaletimizin böyle bir binaya kavuşturulması için de yani şahsen benim de elimden ne geliyorsa ben her türlü desteği vermeye hazırım. Ben de bu mevcut yerin vatandaşımıza daha iyi, daha etkin hizmet verebilmek adına çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ve bizim
mevcut bu adliye teşkilatımız varken, yani başsavcımız, ağır ceza reisimiz varken bu işin bu dönemde halledilebileceğini düşünüyorum.